kafaya takmak. Sanki yetmiyormuş gibi kafaya takmak için sebepler aramak. İnsanlar genellikle şu dönemde ne yapıyorlar? Sabahtan akşama kadar gereksiz bilgi ile dolduruyorlar kafalarını. Bu da yetmiyor, haberleri izliyor. Sosyal medyada her şeyi takip ediyor. Bir kişi izlemesi gerekirken birçok kişinin kanallarını izliyor, onu takip ediyor. Birçok yerden durmadan bilgi giriyor beynine. Bilgi kirliliği oluşuyor beyninde. Kafa daha da yoruluyor. Beyin o kadar zorlanıyor ki nöronlar arasında iletişim gittikçe kızışıyor. Hatta bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Elinizi kafanıza koyun. Kafanızı çok takıyorsanız sıcacık olur. Kafanız ısınır değerli arkadaşlar. Yani sanki duman çıkacak gibi hissedersiniz kafanızdan. Yeter artık. Bu kadar gereksiz bilgi kirliliğine son verme zamanı, vakti geldi. Kafaya takmamak için ne yapman lazım? Bir kere gereksiz, seni heyecanlandıran, seni korkutan, seni ileriye götürmeyen ne varsa hayatından çıkarman gerekiyor. Bunlar haberler olabilir, sosyal medya olabilir. Gereksiz kişiler olabilir. Şomazlı, muşmula suratlı ne varsa hayatınızda. Onlardan uzak kalmak gerekiyor. Bir çeşit diyet gibi. Ve saat 6'dan sonra artık etkilenmemek için sosyal medya ve haberlerden uzak kalmak gerekiyor. Negatif haberlerden uzak kalmak gerekiyor değerli arkadaşlar, geceye hazırlık için. Real talk yapalım. Yani gerçeği konuşalım. Gerçeği söyleyeyim sana. Bu dünyada sana senden başka kimse yardımcı olamaz. Mümkün değil. Bunu beyninin mermer taşına yaz. Öyle yaz ki hayatın boyunca kullanabilesin. Çözüm hayatının psikoloğu olmak. Çözüm hayatının yaşam koçu olmak. En iyi doktor sensin. En iyi psikolog sen olmalısın. En iyi yaşam koçu sana sen olmalısın. Başka çare yok. Boşuna zaman harcama bunun için. Hadi. Bunu beynine yaz artık. Hayatın yaşam koçu nasıl olacaksın? Şimdi oraya gelelim. Bir kere kendine bir rehber bulman gerekiyor. Sadece bir rehber. Seni anlayan ve sana doğruyu söyleyen, senden doğruları saklamayan, gerçekten sana yardımcı olacak, senin dilinden konuşan, senin değerlerine saygısı olan, seni çok iyi anlayan, dilinden anladığın bir rehber, bir mentor bulman gerekiyor. Ve onunla yolculuğa çıkman gerekiyor. Gelişim yolunda onunla ilerlemen gerekiyor. Örneğin kendimizden bir misal vereyim. Bize günlük olarak birçok kişi başvuru gönderiyor. Bizimle gelişim yolunda devam etmek istiyorlar. Biz filtreliyoruz. Umudumuz varsa, gerçekten o kişiye yardımcı olabilirsek, o filtreden geçebiliyorsa o zaman onunla 3 ay bir yolculuk yapıyoruz. Onu kendi hayatının psikoloğu yapıyoruz. Ailesinin psikoloğu yapıyoruz. O zaman gerçekten problemler çözülüyor. Pat diye de o programa katılamaz. Mümkün değil. Öyle herkes o gruba katılamıyor. Gerçekten biz orada kabul, onay, değer veren insanları, gayretli insanları, gerçekten özü ve sözü doğru olan, gayretli olanı seçiyoruz ve onunla beraber 3 ay yolculuk yapıyoruz. Çünkü herkes de hayatının psikoloğu olmamalı değerli arkadaşlar. Peki şimdi eğer kendine güveniyorsan, cesaretin varsa, sen de samimiysen, özünle sözünle doğruysan, formu sonuna kadar doldurabiliyorsan cesaret edip, o zaman ne yapabilirsin? Benimle görüşebilmek için hemen videonun altında linke tıklarsın, formu doldursun, gönderirsin. Arkadaşlarım benimle görüşebilmen için online randevu verirler ve orada görüşürüz. Orada ben sana A'dan Z'ye kadar ne yapman gerektiğini adım adım anlatırım. Bunun için yapacağın şey hemen videonun altındaki linke tıklamak. Bununla beraber videoyu beğendiysen beğene tıkla ve abone olmadıysan kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı hatırlatıyorum. Hoşça kal, görüşmek dileğiyle.